At silahları! At! 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 At silah! Geç! Geç! At silahları! Geç! Yatan! Çök! Çök! Geç! Yatan yere! Çök! Buradan geçeceğimizi nereden biliyordunuz? Hey! Kime söylüyorum? Kime diyor lan? Kimsiniz lan siz? He? Oğlum bak, size soru sorulduğu zaman cevap vereceksiniz. Kimsiniz lan? Çolak mı gönderdi sizi? Yabancı bir adamdı. Bizim örgüt lideri irtibatlıydı onlarla. Nereliydi? Bilmiyorum. Avcıyı eylem uyandırdı. Nasıl oluyor ki bu? Eyleme görevden bahsetmemiştir. Şuradan şuraya gidiyoruz dememiştir, değil mi? Avcı, eylem bizim tuzağa düşeceğimizi nereden biliyordun? Sen mi söyledin? Avcı konuşsana. Eylem nereden biliyordu diyorum. Eğer sen söylediysen sonu çok kötü olur bak. Doğru söyle. O araçta biz de olabilirdik. Ali Aydar abi. Eylem söylediyse de hayatımızı kurtaran da o. Mesele o değil. Mesele bunu nereden bildiği. Beyler bir sakin. Avcı. Kardeşim bak biz birbirimize canımıza emanet ediyoruz. Senin bildiğin bir şey var. Söyle bize. Dinlemiş beni. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Eylem bu kolyeyi ne zaman verdi sana? Restoranda buluştuğumuz zaman. O zamandan beri bizi dinliyordu yani öyle mi? Nasıl yaparsın lan bunu? Ha? Nasıl yaparsın? Hepimiz geberip gidiyorduk lan. Delik deşik oluyorduk. Çevgine çeviriyorlardı bizi. Lan kadın istihbarat elemanı nasıl güvenirsin ona? Tamam haklısın. Allah benim belamı versin. İnandım işte. Seviyor sandım. Her şeyin bir oyun olduğunu nereden anlayabilirdim abi? Bunu daha önce de yaşadık seninle.
Az daha bir sürü sivil hayatını kaybediyordu. Şimdi de biz. Ya tamam, gitmeyin Fethi abinin üstüne bu kadar. Olan oldu. Konuşma sen. Emredersiniz. Daha ne dedi? Ne söyledi ha? Bilmiyorum. Son anda vazgeçmiş olmalı ki. Aradı beni işte. Mazeret mi lan bu? He? Mazeret mi? İki saniye daha geç arasaydı adamlar cesetlerimizin üstünde fotoğraf çekiliyor olurdu lan. Hadi ilki gönül meselesi dedik geçtik. Ama artık bu gönül meselesi olmaktan çıktı. Bu defter onların eline geçebilirdi. Anlıyor musun? Onların eline geçebilirdi. Bunca yıl can pahasına verdiğimiz mücadele boşa gidebilirdi. Bunu en ağır şekilde ödeyeceksin. Bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Rapor edileceksin. Nasıl uygun görürsen. Toplanın. Al bu kolyeni paşa paşa takarsın boynuna şimdi. Aga ne yapacağız şimdi? Çok sıkıntılı. Eylem'in tutuklanması lazım. Mecbur rapor tutacağız. Ne yapalım? Biri duysa, biri görse rezil oluruz. Bir daha insan içine çıkamayız. Sadece onu değil, hepimiz ordudan atarlar. Ya bal tuzağı diye bir şey var ya. Sen bunu hiç mi duymadın? Hiç mi görmedin? Özel harpçilikte öğretilen ilk şey. Komutanların sana bunu öğretirken senin kulağın, kafan neredeydi? Ya bir de kız istihbaratçı ya. Bu kızın böyle olduğunu bile bile nasıl bu tuzağa düşüyorsun? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Arkadaşlarının canını nasıl hiçe sayıyorsun? Yeter lan yeter! Sana ben var mı bir diyeceğin? Bağırma lan bana! Bağırırsam ne olur lan? Ha? Ne yapacaksın? Yeter! Yeter dedim size. Bir birbirinize girmediniz kaldı. Ayıp be! Nereye avcı? Gidip Eylem'le konuşacağım. Avcı, onunla sen değil terörle mücadele konuşacak. Hayır abi, onunla önce ben konuşacağım. Sonra da gidip kendi elimle teslim edeceğim. Siz karışmayın. Avcı, kusura bakma da bu iş gönül meselesi olmaktan çıktı. Sen kalmıştın aşık. Alo, terörle mücadeleden Sait abiyle görüşebilir miyim? Sen de dur iki dakika. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum o bizim kardeşimiz lan. Önce kendi aramızda halledelim. Gitsin bir konuşsun. Gördün işte o da perişan. Gereğini yapmazsa o zaman biz gireriz devreye. Gene de biz Erdem Yarbayımıza haber verelim. Ya bırak abi, bu gidip ne konuşacak ya? Kız bunun ağzından girecek, burnundan çıkacak, gene kör kör buraya geri gelecek. Yeter ya, yeter! Bıktım ben bu kızdan, ne çekiyoruz biz bundan ya? Karabatak, sakin. Sakin ol. Çaylak! Çaylak! Ne oluyor oğlum sana? Ben görmedim böyle bir şey abiciğim. Görmedim, mağazalar birbirlerine giriyorlardı. Bizde var mı böyle bir şey ya? Oğlum biz robot muyuz? Ha?
Makine miyiz? Tamam, bende bir öküzlük var. İnkar etmiyorum. Ama neticede benim bile duygularım var. İnsanız bir yerde. Herkes gibi. Bağıracağız, çağıracağız, hata yapacağız, korkacağız. Abi bak, ben hayatımda görmediğim dostluğu, kardeşliği burada gördüm. Bu da burada. Böyle olunca tadım buzum kaçıyor. Bak, duygularının olması başka, duygularınla hareket etmek başka. Adam sevmiş oğlum, aşık olmuş, inanmış, kazığı yemiş. Olur bu. He, hoş mu? Değil. Ama oluyor. Hem söyle bana. Şu dünyada bir tane aşık olup da kazık yemeyen adam göster. Ne olacak şimdi Fethi abi? Şimdi bir çizik yedi tabii. Ben bırakmam Fethi abiyi, söyleyeyim. Sorarlarsa da görmedim, duymadım. Ben anlamam. Sen de baby face falan duruyorsun ama içinde Tatar Ramazan gibi bir delikanlı barınıyor maşallah. Gözümden kaçtı sanma sakın ha. Gel buraya gel. Yavuz komutanıma söyleyecek miyiz? Böyle bir şey saklanır mı? Avcıdan haber bekleyelim önce. Adam da bir hesabını alsın şimdi. Hesapmış. Oturuyorlardır beraber çay bahçesinde şimdi. Ya komutanım, sen de abartma. Ne abartması lan? Bizim günahımız neydi de sevdamızı kalbimize gömdük. Aslanlarım. Komutanım. Operasyonu başarıyla tamamlamışsınız. Rabbimize şükürler olsun. Bir sorun çıktı mı? Yani komutanım, bir iki tokat atmak zorunda kaldık tabii. Defteri istihbarata teslim ettik. Helal olsun size. Avcı nerede? Kısa bir işi varmış, birazdan gelir. Ne oldu, bir sıkıntım var? Yok komutanım. Var da hallolacak. Size kötü bir haberim var. Bugün bir saldırı oldu. Agah'ı kaçırmayı başardılar. Bir saat sonra hareket merkezinde olun. Emredersiniz komutanım. Rahat. Adamla burada buluşacağız. Dikkatli ol. Bu gece dolunay var. Dikkat etmezsen kabak gibi parlarsın oralarda. Tamam. Helikopter ne zaman havalanıyor komutanım? Yarım saate. Bir saate kalmaz orada olurum. Koçum dikkat et. Oralarda tek başına. Eyvallah Keşanlı. Tek değilsin. Allah yar ve yardımcın. Amin. Tamam. Ben gideyim o zaman. Biraz işim var. Abi çarşıya mı? Ben de geleyim. Boncuğuma bir hediye alacağım da. Yok. Benim başka bir işim var. Alo. Oğlum. Ahmet'im. Canım oğlum benim. Maşallah ya. Kan grubunuz nedir? TCRH pozitif. Gülecek bir şey yok hanımefendi. Bizim kanımızın rengi de grubu da belli. Rengi al bayrağın kırmızısı. Grubu Türk Cumhuriyeti. Pozitif bir insan olduğum için de sonu pozitif. Abicim, ondan şüphemiz yok. Sen yine de kan grubunu söyle. Yani sonuçta o başka, bu başka değil mi hanımefendi? Evet. İlla söylüyoruz mu ya? Evet beyefendi, formu doldurmam gerek.
İyi tamam. 0 Eraş. 0 Eraş. I nedir beyefendi? Negatif. Belli oldu derdi. Elinizi yumruk yapar mısınız? Ha? Elinizi yumruk yapın. Ha. Ana. Lan bu iğneden mi korkuyor? Yok canım. Ya bize çatır çatır yapıyor abi. Korkuyor olamaz herhalde. Ben kan almayı daha çok seviyorum. Ama kan vermek de görevimiz değil mi aşık? Tabii komutanım. Yani maksat ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak. Tamam bitti. Hepimizin kanı son damlasına kadar bu memlekete feda olsun komutanım. Teşekkür ederiz. Sadece kan değil, ihtiyacı olanlara hayat da verdiniz. Hayat kurtarmak bizim işimiz hanımefendi. Biz teşekkür ederiz. Evet Yücel Bey, biz hazırız. Bütün arkadaşlar sizi dinliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben Yücel Ertürk. Ben Yavuz Karasu. Fethi. Tim de bana avcı derler. Bana da aşık derler. Ali Haydar Bozda. Bana da Keşanlı derler. Bana da Çaylak derler. Çaylak. Bana da bir zamanlar Çaylak derlerdi. Ah. Nasıl kurtuldunuz sonra? Kurtulamadım. Yüksek mühendisim ama bazı arkadaşlarım hala bana Çaylak derler. Lakap meziyetini övmek için değil de sana yakıştığı için veriliyor. Heh. Aldın mı cevabını Çaylak? O zaten bizim gönlümüzün çaylağı. Usta olunca değişecek sanıyor işte. Yücel Bey, milli yazılım projemizin baş mühendisi. Başarılarıyla ve savunma sanayimize katkılarıyla paha biçilemez. Estağfurullah. Sizinki gibi benimki de vazife efendim. Vallahi helal olsun adama. Sen yapacağım dedikten sonra hayatta hiçbir şey sana engel olmuyor işte. Aynen öyle aga. Bak bunu iyi dedin. Dinleyin beyler. Pardon komutanım. Evet Yücel Bey, söz sizde. Yücel Bey bize cihazı tanıtacak. Cihazın özelliklerini tanıtacak. İyi dinleyin. Operasyonda bir sıkıntı istemiyorum. Teşekkür ederim Erdem Yarbay'ım. Gördüğünüz alet bildiğiniz gibi lazer güdümlü mühimmatların hedefi varması için işaretleme sağlayan bir cihazdır. İkinci nesil lazer hedefleme cihazı olarak üretilmiş olup eskisine göre daha kompakt, mesafe uzunluğu neredeyse iki katıdır. Tamamı yerli mühendisler tarafından tasarlanmış olup yazılım ve geliştirme olarak bizim mühendislerimiz tarafından üretilmiştir. Vallahi helal olsun be. Peki eskisi gibi mi kullanılıyor bu? Ufak tefek farklar var. Ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu sol tarafında olan bölümde depolama bölümü oluyor. Daha kompakt ve